Arkadaşlara selam vereyim. Hadi kalk biz de dans edelim. El alem dansın, dansını görsün. Aman istemez, şimdi elimde kalırsın, ezerim seni falan. Ya enişte üzülme, ben seninle dans ederim. Hadi. Açtım ki her şey eski, ne de çabuk geldi geçti. Göz açtım ki her şey eski, zaman aktı bir su gibi. Niye böylesin? Belgin gelmedi diye mi böylesin? Haber göndermiş halamla. Beni istemiyormuş. Böyle mi söylemiş? Düşünmüş, ona uygun değilmiş. Kesin bir sebebi vardır. Sebebi açık değil mi? Sevmedi demek. Hadi Orhan kalk. Çıkılıp kaldın masaya. Ben kalamayacağım. Oğlum nereye gidiyorsun? Daha yeni geldik, hemen kalkılır mı? Yarın sabah iş var. Size iyi eğlenceler. Tamam hadi. Belgin? Ah! Belgin değil mi o? Sana gitme diyemedim. Kim olacaktı? Ezdirmedim. Sana gitme diyemedim. Gururumu ezdirmedim. Sensiz geçen günlerimin hesabı versin yıllar, hesabını versin yıllar. Sensiz geçen günlerimin hesabını versin yıllar, hesabını versin yıllar. Sen gitmiyor muydun? Vazgeçtim. Her derdim dermanı oldum ya sonra. Dermanım yok, dertli yıllar. Şeye de benzese bari. Öldürecek elin çocuğunu. Benim de başımı belaya sokacak. Bana bak. Çalmasın lan bu Suzan çocuğu. Satacak olmasın. Her şey beklenir ondan. Nasıl bir belayla geldiyse Allah bilir. Ne yapıp et bul parasını. Gitsin.
Yoksa bizim de ayağımızı kaydıracak bu kadın. Dans edelim mi? Ben dans etmesini bilmiyorum ki. Ben sana öğretirim. Bu akşam için düşüneceğini söylemiştin. İsmet ablam iletmedi mi cevabı? Ben senden duymak istedim. Bu kadarını hak ediyorum herhalde. Haklısın. Benim söylemem gerekirdi. Sus. Sonra konuşalım. Şimdi bozmayalım bu arada. Sonra konuşuruz. Dükkanı yıktılar. Koşun. Koşun çocuklar. Daha görüşeceğiz seninle. Seninle de bizzat ilgileneceğim Belgin Hanım. Hiç merak etme. İsmail! İsmail oğlum kim yaptı bunu? Neredesin kız sen? Ne oluyor be? Çocuğu bırakmışsın evde. Otur başını bekle o zaman. Bana bak Suzan, benim canımı sıkma. Kiminse al git bu çocuğu. Asıl sen bana bak. Tepemin tasını attırma benim Jale. Canım burnunda zaten. Orhan almış gece konduğunun birinin yanına. Ne olacaktı ya? Senin gibisini mi alacaktı? Adam anca yakasını sıyırdı senden be. Benden vazgeçemez o. Bana mecbur. Ne mecburmuş be? Kimsin sana kimsin? Nikahlı karısı mısın, çocuğun anası mısın? Al bu parayı.
Hangi cehenneme gidiyorsan git. Bu kadarını bulabildim. Sabah bu evde görmeyeyim seni. Ne oldu? Harap etmişler dükkanı. İsmail abi desen aynı. Niye ki? Ne istemişler İsmail abiden? Yarın olsun öğreniriz. Hadi siz yatın. Kimler yapmış? Gazinocunun işi olmasın? Dükkanı satmaktan vazgeçmişti en son. Memlekette hak var, hukuk var. Meydanı bu eşkıyalara mı bırakacağız? İsmail abi mücadele etmeye karar versin, ben yardımcı olurum. Oğlum, sen ilgilenme böyle işlerle, okuluna bak. Zalimin karşısında durmayacaksa, mazlumun yanında yer almayacaksa, biz o okulu niye okutuyoruz? Neriman Hanım? Sabah ola hayrola. Yarın İsmail'e sorar, öğreniriz ne olduğunu. Bu mahalle bizim. Kimseye yem etmeyiz. Seni gördüğüme ne kadar sevindim. Neyi yaptın da geldin? Konuştunuz mu Orhan'la? Anlaştık da kız. Konu komşu ayıp olmasın diye geldim abla. Ne bileyim. Yani kim görse bunlar birbirine aşık der. O kadar güzel bakıyordunuz ki birbirinize. Söyle bakayım. Niye hayır dedin Orhan'a? Evet demekten mi korktun? Seni üzer diye mi korktun? Orhan öyle hoyrat biri değil ki. Biliyorum abla. Bak. Yarın bir gün gelin arabasıyla, kolunda karısıyla şu kapıya gelir, bin pişman olursun. Onu da biliyorum abla. O zaman niye be kızım? Kim olduğumu öğrendim çünkü ben. Kimmişsin? Bu evin beslemesiyim. Hepsi o. Neriman, ah. Bu senin işin değilse ben de hiçbir şey bilmiyorum. Patatesli yumurta yaptım. Yesene oğlum. Yok anne, sağ ol canım, istemiyorum. Kız, sen Yavuz abinle gitmedin mi? Ya elbisemi arıyorum anne. Ya Belgin ablaya tadilat için bırakmıştım. Getirecekti, getirmedi mi? Sabah sabah ne elbisesi? Ayağını bir saattir sürüyüp duruyorsun. Hadi çık git okula, git. Aa, salonda bir poşet vardı.
Bu mu? Bu, evet. Getirmiş işte anne. Neyse, ben gidiyorum. Belgin dün bize mi geldi anne? Yok. Bilmem. Ben görmedim. Gelmiş dedi, öyle bırakıp gitmiş demek ki. Benim haberim yok. Anne. Belgin'in çetelesini mi tutuyorum ben? O zaman bu elbiseyi kim getirdi? Kerime, sen mi aldın? Yok. Ben dün Belgin'i hiç görmedim. Kahve Belgin'in kahvesiydi değil mi anne? Kurup kurup anlatmış. Yarası var, gocunuyor. Ben ne yapayım? Siz de kuş usta benden bileceksiniz. Anne bak, sana tek bir şey soracağım. O kıza öyle bir şey dedin mi? Dedimse dedim. Yalan mı? İftira mı? Besleme değil mi? Herkes yerini bilsin. Yılana bak, bine bin katı anlatmış. Daha içimize girmeden bir güzel bizi birbirimize düşürdü. Siz de hala o beslemeyi... Yeter Neriman! Sus! Senin de kızların var. Bir genç kızın gururuyla böyle oynamaya utanmıyor musun? Yazıklar olsun. Ne oluyor be sabahın köründe? Nerede o Suzan? Nerede olacak? İçeride zıbarıyor. Sabaha kadar çocuk sallattı bana. Hapisten kaçmış seninki. Paşa Kapısı cezaevinden firar eden Suzan Vardır isimli mahkum için geniş arama çalışması başlatıldı. Yanında bir bebekle kaçtığı tespit edilen mahkumun tehlikeli olabileceği bildirildi. Bana bak, senin de başını yakmadan kurtul şu kadından. Ben daha para mara bulamıyorum. Bak başının çaresine. Bir uyutmadınız be sabah sabah. Allah'ım yarabbim, Allah bilirsin kim geldi. Kimmiş gelen? Hiç, Şefik. Öylesine bir uğramış. Parayı bulmuş mu? Bakınıyor işte sağa sola. Kalanını almadan şuradan şuraya gitmem, haberiniz olsun. Uyandırdınız, bari geç bir kahvaltı hazırla.
İyi günler. İyi günler. Kapalıyız Münevver Hanımcığım. Sonra. Abla. Ne yaptın sen? Hem ben Neriman teyzeye darılmadım ki. Bak hala darılmadım diyor. Bak ben gönül koymuyorum. Sen de koyma lütfen. Herkes ailesi için en iyisi olsun ister. Ayrıca beni sevmek mecburiyetinde değil. Kızım, her şey edebiyle. Bak, bunun yaptıkları artık beni aştı. Senden özür dileyecek. Yoksa asla bir daha yüzüne bakmam ona göre. Ama benim yüzümden kötü oldun ailenle. O ne demek öyle? Sen de bu ailenin bir parçasısın. O Neriman seni oğluna alsın ya da almasın bunu kabul edecek. Teşekkür ederim İsmet abla. Ama artık bu konuyu uzatmayalım olur mu? Hem ben gidiyorum zaten. Ne? Ne gitmesi? Yok öyle şey. Lütfen mani olma İsmet abla. Ben her şeyi hazırladım geceden. Kararımı verdim artık. Gördün mü yılanı? Bizi birbirimize düşürdü. Ben de insan gibi kahve yaptım, oturttum. Konuştum onunla. Bak güzel kızım dedim. Elin yüzün düzgün. Başka kısmetlerin olur. Ben kendi ellerimle evlendiririm seni dedim. Ay bir tek benim orhanım mı kaldı? Sen benim oğluma uygun musun? Bir düşün bakalım. Belgin'in nesi var anne? Ben de onu diyorum. Nesi var? Hiçbir şeyi yok. Ama kurnaz, kurnaz. Daha ilk günden beni oğlumla birbirimize düşman etti. Ama ben de Neriman'sam eğer o kızı bu evden gelin diye sokmayacağım. Ay vallahi çok güzel yapmış ya. Bak, bak şurasını da böyle biraz daha kıvıracağım. Çok daha güzel olacak. Pelin sana inanamıyorum. Ev yıkıldı, herkes birbirine girdi diyorsun. Sen hala elbise peşindesin. Pes doğrusu. Mesudecim, bunlar önemsiz şeyler. Bizim seninle çok daha önemli bir işimiz var. Yarın fotoğrafçıya gideceğiz değil mi? Bak, ben eğer yalnız izin istersem annem hayatta izin vermez. Hem sana dayanamaz. Lütfen. Sen ablana söz vermedin mi? Hem ben yalan söyleyemem Neriman teyzeye. Her şeyi anlıyor gibi bakıyor. Elim ayağımı dolaşır benim. Dolaşmaz, dolaşmaz. Olmaz Feran. Hele bu analığımı öğrenirse okula gitmediğimi daha kapıdan dışarı çıkarmaz beni. Okula bile göndermez. Ha, bugüne kadar her şey iyiydi, her şey güzeldi. Ama en son gün ben yapamam. Öyle mi Mesude? Bak, ben bu fotoğrafı illaki çektiririm. Ama sen benim gibi bir arkadaşı biraz zor bulursun. Şimdi kal böyle yalnız başına da aklın başına gelsin. Merhaba kızlar. Nasılsınız? Nasıl şey çekin, hocam ne yapacağını söyledi. Sıkı tut Orhan. Senin aklın nerede oğlum? Sen çalışma bugün. Yok baba, olur mu öyle şey? Bir an boşluğuma geldi diye oldu. Ben senin ustan değil miyim? Çalışma diyorsam çalışmayacaksın. Hadi git. Hadi git al o kızın gönlünü. Hadi. Hadi durma. O Ekrem züppesine ne bakıyorsun sen? Belli ki İnci'nin sana olan ilgisini çekemiyor işte. Sen gittikten sonra İnci fena payladı Ekrem'i. Yavuz hakkında böyle konuşamazsın falan dedi. Kızın doğum gününe gitmezsen çok ayıp olur. Ben de düşündüm Selim. Belki de haklı Ekrem. Bir gitmekle bitmiyor ki. Böyle bir kızın evine nasıl gidilir? Ne hediye alınır? Yavuz, İnci öyle bir kız değil. Maddiyat onun için sorun değil bence. Yavuz, biraz konuşabilir miyiz?
Ben ne derse geç. Dün olanlar için özür dilerim. Amacım seni kırmak değildi. Sana bir şey olacağından korktum. Ben kendimi koruyabilirim. Biliyorum. Sen dün davetiyeyi almayınca... Tahakkuk aşamasına gelen mahfuz aşkımı... usulüne uygun tebliğ ediyorum. Tebliği aldığınızda ilgili merciye bizzat başvurmanız önemli rica olunur. Senden iyi icra takipçisi olun. Geleceksin değil mi? Böyle bir davete ne sayır diyebilirim ki? Ekrem. Baksana düzeldi bunların araları. Doğum gününe de gelir bu çocuk. Gelsin gelsin. Gelsin de alsın boyun ölçüsü. Nasıl tahliye oldun sen? Dedik ya temize gittik diye. Temize gittim, temize çıktım. Ne kadar ceza aldın ki? Yani hırsızlığın cezası daha çok diyebiliyorum ben. Sen hapse gireli daha dün bir, bugün iki. İyi halden indirim yaptılar sağ olsunlar. Şartlı tahliye mi? Bak hele! Hakim misin, savcı mısın kızım? Niye bu kadar karnın ağrıdı senin? Merakımdan sordum canım. Ne yapacaksın şimdi? Yani elin çocuğuyla nereye kadar dolaşacaksın? Eninde sonunda bir yere bırakacaksın herhalde. Boşa yol yapma. Parayı tamamlamadan şuradan şuraya gittiğim yok. Zaten istesem de gidemem şimdi. Konuşamadık Orhan'la da. Beyefendi almış ispinoz gibi bir kızı kolunun altına. Gönül eğlendiriyor. Eğlendirsin bakalım. Suzan daha sahneye çıkmadı. Sen de bırak artık Orhan'ın peşini. Cebinde paran da var. Gerisini tamamlayınca getiririm ben. Akıl verme. Sen önce şu masayı topla. Sonra git konu komşudan velet için bir tane beşik ayarla da gece sallayalım zırlamasın. Anlayacağın kalıcıyız canım. Kızım, ne işin var oralarda? Bak sen Kastamonu'da yapamazsın zaten. Hem sütannenin de derdi başından aşkın. Tamam, söz. Bir daha bu bahsi açmayacağım. Hep benim hatam zaten. İsmet abla, lütfen suçlama artık kendini. Hepimiz için hayırlısı bu. Ergin, biraz konuşabilir miyiz? Hala, müsaade eder misin? İsmet abla, konuşacak hiçbir şey yok. Ama benim açıklamak istediğim şeyler var. Rica ediyorum, kapayalım artık bu konuyu. En doğrusu bu. Ergin, bak biliyorum çok kırıldın. Ama izin verirsen ben anlatmak istiyorum olanları. Orhan. Mühim değil artık. Sen gelsene benimle. Daha üzmeyin kızı. Bir öyle bir böyle derken ne hale getirdiniz? Valla bir fırsat versen ben konuş... Bak ben sana yapacağımı yaptım. O fırsatları zamanında değerlendirecektin. Evliliğe ne hale getirdiniz kızı? O olana da söyle, davul zurna çaldırsın. Bir daha ne bulursunuz, ne de alırsınız belgini. Hmm.
Anne. Bu halamın değil mi? Ben iki dakika götürüp vereyim hemen. Kız, bahane arama. O yılan Belgin'le konuşmak yok. Bir fitne soktu, koskoca evde dirlik düzenlik bırakmadı. Ay, o mahzun, sakin hallere inanana da aşk olsun. Ama sen dur, dur bakalım. Aa, Orhan değil mi o? Ne iş var onun o kapıda? Ay, kız, görüyor musun? Köpek ettiler oğlumu kapılarında. Ay, büyü mü yaptı yoksa iplik mi üfledi o? Allah'ın cezası Belgin ha? Anne abartma. Orhan, oğlum sen niye bu saatte işte değilsin? Ha? Ne işin vardı alanlarda? Oğlum, oğlum bir cevap versene. Oğlum Orhan. Kız, koş git abinin peşinden. Hali hal değil bunun. Sor bakalım halanda ne işi varmış? Allah bilir neler yumurtladılar yine. Abi, iyi misin? Değilim Kerime. Değilim. Anneme kızgınsın biliyorum. Yok, ben kendime kızgın. Hepsi benim suçum. Adam gibi oturup iki laf etmedim kızla. Şimdi yüzüme bakmıyor. Belgin kırmaz beni. İster misin bir de ben gidip konuşayım? Kız! Kız az daha şekerli yap şu kahveyi. İçim kıyıldı vallahi. Ya sabır. Ay. Yine altına yapmış bu velet. Safi zayiat vallahi. Gürültüsü, kokusu. Ay, batırmış. Ay. Anam sen ne yediriyorsun bu çocuğa? Ben anlamıyorum ki. Üy, vallahi ben bunu hayatta yıkamam. Ellerinden öper. Bana ne be, ben niye yıkayacakmışım? Seni ihbar etmek zorunda, bırakma beni. Başlatma lan dostundan. İhbar etmekle mi tehdit ediyorsun sen beni? He? Gel Kerime. Belgin. Gidiyorum ben Kerime. Yapma bunu. Annem yüzünden mi? Bak bir hata yaptı biliyorum. O da eninde sonunda anlayacaktır. Kimsenin yüzünden değil. Hem böyle olması gerekiyormuş. Kimseye söyleme olur mu? Ben sessiz sedasız gitmek istiyorum. İyice düşündün mü? Orhan abim çok üzülecek. Hem ben de çok üzüleceğim. Ben seni çok özleyeceğim. Biliyorsun sen benim kız kardeşim gibisin. Hatta daha ötesin.
daha düşünsen? Tamam mı oğlum? Ağlama. Başka bir yol bulmam lazım. Kerime, ne oldu? Görüşmeyi kabul edecek mi? Konuşacak mı benimle? Ha? Belgin gidiyor abi. Nasıl? Nereye gidiyor? Kastamonu'ya. Kararını vermiş çoktan. Bence artık zorlamanın manası yok. Anahtarı yok mu bunun? Lanet olsun! Nasıl çıkacağım ben bu Allah'ın cezası yerden? Orhan abi soğumuş mu? Değiştireyim mi? Oo Şöhret abi, sen figüranlar kahvesinde oturdun. Hayrola? Figüranlar kahvesinde figüranlar otursun oğlum. Ben aktörüm, aktör. Bir Türk kahvesi yap bakayım. Az şekerli olsun. Orhan? Hayırdır, sen bu saatte burada ne işin var? Karadeniz'de gemilerin mi battı oğlum? Belgin gidiyormuş abi. Gidiyor muymuş? Nereye? Kastamonu'ya. Küsmüş bana. Dönmeyecekmiş artık. İstemiyor musun gitmesini? Hiç istemiyorum hem de. Gönderme o zaman oğlum. Bunda bu kadar üzülecek ne var? Nasıl göndermeyeyim abi? Konuşmuyor bile benimle. Gitme bile diyemiyorum. Ne yapabilirim ki? O kadar film çekiyoruz. Hiç mi bir şey öğrenmiyorsunuz? Hadi kalk kalk. Kalk Orhan, kalk. Abi. Sen gel bakayım şöyle, gel. Nasıl? Kalk. Kalk, kalk, kalk. Şunu öleseydim bari. Bittim ben. Üşüdük değil mi?
bu cezle senin için dedi. İsmet abla, ebediyen ayrılmıyoruz ki. Ben ya olurum ya olmam. Ben sana yolluk da hazırladım. Aç bir ilaç çıkma yola. İsmet abla. Ne oluyor burada? Nereye gidiyorsun? Sen nereden duydun? Bütün mahalle duymuş. Ben duymuşum çok mu? Doğru mu Belkin? Bırakacak mısın bizi? Gidecek misin? Şöhret abi, ne olursunuz üstelemeyin. İnanın benim için de çok zor bir durum bu. Sen bizim kızımızsın. Bizim için kalsan olmaz mı? Kalamam. Seni zorla tutamayız tabii. Madem karar verdin, madem gideceksin, kendi ellerimle gönderemem. Arif'i çağırırım, götürsün. Yapma böyle, ne olursun. Diyor seninki. Biz vedalaştık. Orhan yokken defolup gitsin işte. Temizde bitsin bu iş. Gitti mi İsot'um? Allah canını almasın. Sen demin gitmemiş miydin? Gider gibi yaptım İsot'um. Bana baksana. Sen ne işler çeviriyorsun yine? Ne çevireceğim İsot'um? Film çeviriyorum, film. İsot'um, dinler misin İsot'um? İsot'um. Ne
zamanı değil ama seninle iyi kader arkadaş olduk ha? Daha ne maceralar yaşayacağız beraber. Hadi bakalım, şimdi yeni evimize. Arif abi, yetişiriz değil mi? Otobüs saati geldi neredeyse. Yetişiriz, yetişiriz. Merak etme sen. Abi, düz gitmeyecek miydik? Bu yol kestirme. Abi, bu yolun otogara gittiğine emin misin sen? Arife tarif gerekmez bacım. Merak etme sen. Abi niye durduk? Geldik. Nereye geldik? Burası otogar değil ki. Yol burada bitti küçük hanım. Ama Arif abi. Buyurun, bu da bagajınız. Arif abi. Arif abi. Abi, Arif abi. Nereye gidiyorsun Arif abi? Ben nasıl gideceğim ki buradan? Hep. Bu benim değil ki. Gitmezsin, olur biter. Orhan? Aç mısın? Tabii önce nereye oturacağımıza karar vermemiz lazım. Örtüyü sen sersene. Örtü? Örtü, evet örtü. Hoca ustası mübarek. Annemden çok ben suçluyum aslında. Ben kimseye kırgın değilim ki. Ben kendime kızgınım ama. Her şeyi yoluna koymak isterken o kadar kaptırmışım ki kendimi. Sana gereken ehemmiyeti veremedim. Hayatın güzel sürprizler çıkarabileceğini göremedim hiç. Belki de hak etmediğimi düşündüğümden. Sen o kadar fedakardın, sabırlıydın, o kadar iyiydin ki. Sen bana bakınca daha iyi bir insan olmak istiyorum. Hemen fark edemedim içindeki cevheri. Bu gecikme onda. Sevmek ne demek? Yanlış öğrenmişim zamanında. Aklımı başıma getirdin ama. Ben ne yaptım ki? Ben ne yaptım ki? Sen benim içime işledin belki. Sabrınla, zarafetinle, insanlığınla. Seni hak etmek için bir ömür yeter mi bilmiyorum ama gitmez de kalırsan bunun için çabalarım.
bu yaralı adama bir şans verecek misin? Thank you.